ortak etkinliklerimiz devam ediyor. İkincisi, bugünkü konumuz İnci Gürbüz Atik. Daha önce iletmiştik bir misket kitabı için okuyup onun üzerinde konuşalım diye. Bir öyle yapacağız. Ben sizden bahsetsem, ondan sonra başlasak. Ben de bakayım kimmiş. Bir tarih coğrafya tiyatro bölümü bitirmiş. Daha sonra Ankara Televizyonu drama müdürlüğünde prodüktör olarak çalışmış İnci Hanım. Onçer bölümlük dizi film senaryoları televizyonda oynanmış, yayınlanmış. İlk teşhisi adımız Mia Sarımsak, çok güzel bir isim var. Varlık Dergisi'nde. Daha sonra bir öykülerde. Nereden buldunuz neyim sen? Daha çok ben özetle anlatıyorum. Aykırı Sanat, Kum Öykü, Adam Öykü, Düşler Öyküler dergilerinde çeşitli öyküleri yayınlanmış. 99 yılında Kültür Bakanlığı'nın açtığı öykü yarışmasında iki çırpık Kiraz Kız adlı öyküsü kitaplaştırılmaya değer vermiş. Biz yazılarından, öykülerinden bahsetmek istersen, insan ruhunun deneyimlerini gerçekçi dille sergiliyor. Sıradan gibi görünen, hani unutulmuş, yitip gitmiş, özellikle kadınların yaşamlarına gözlemleyerek, onların ortamlarını, çevre, gelenek, görenek, körüleri göz ardı etmeden öykülerinde mergülemeye çalışmış. Başka bir şey oldu. Menekşe Hanım sanki ya beni hatırladın ama bak şu da var. Onu da yaz. Sanki hadi onu da yazmaya başladı. Ona da bir atıfta bulundu. Ve böyle Menekşe Hanım sanki yerinden kalktı. Ben böyle şeylere hiç inanmam. Yani esrik bir biçimde birilerini böyle ellerinden kollarından tutup beni karşıma getirip bunu da yaz, bunu da yaz. Bak bu da var. Aa, bunu yazdım, bunu yazmazsan olmaz gibi. Yani böyle bir enteresan bir duruma getirdi beni. Ve ben bir süre sonra bir baktım ki 40 küsür sayfa yazmışım. Ama birbirinden kopuk kopuk hikayeler. Ama orada geçiyor, o sokakta geçiyor. Sonra o sokağıma tekrar gittiğim zaman, mahallelerimi tekrar dolaştığım zaman inanılmaz bir biçimde şey hissettim. Yani ya buraları bitiyor ve yitiyor ve bir gün buralar yok olacak. Bir kroki çıkartıp o krokiyle sokakların isimlerinin gerçekten belgelemek istedim. Yani bir kroki çizeyim, ben o krokinin üstünden bir şeyler anlatmaya başlayayım dedim. Google'dan bizim o sokakların olduğu semte girdiğim zaman
dehşet bir görüntüyle karşılaştım. Çünkü Google'da bembeyazdı orası. Sanki planlaması yapılmış. Yani şimdi bile çok duygulanarak anlatıyorum. Planlaması yapılmış ve oranın kararı verilmiş. Oranın cezası kesilmiş ve tamamen Google'da bembeyaz çıktı karşıma ve bir leke gibi çıktı. Sokak yok, hiçbir şey yok, hiçbir tamamen bembeyaz bir görüntü. O kadar etkilendim ki doğrudan oraya koşarak, hiç yani bir öyküden hareket ettim ama koşarak Milli Kütüphane'ye gittim. Milli Kütüphane'den 1950'li yılların Ankara şehir planını çıkartmaya çalıştım. Ve nitekim de buldum. Hemen onun fotokopilerini aldım ve benim için şey oldu. Onlar orada istedikleri kadar beyaz noktayla orayı yok etsinler. Ama ben orayı size hiç olmazsa belleklerde ve anılarda yok ettirtmeyeceğim. Planı çizdim ve başladım anlatmaya. Çünkü okuyanlar bilirler. Benim anlattığım o yer gerçekten bir çukur. Bütün merdivenlerle inilen, yukarıdan, anafartalardan, Işıklar Caddesi'nden, Adliye'nin önünden, Sobacılar Sokağı'ndan, işte Posta Caddesi'nden, Sulan'ın yanındaki sokaklardan hep merdivenler iner oraya. Bunu da ilk defa orada keşfettim. Hep merdivenden iniyor ve ben bir çukur bir yerde yaşamışım yani. Gazi Lisesi. Tamam. Ve sonra bir baktım Gazi Lisesi'nin ortasından bulvar geçirilmiş. Yani Gazi Lisesi köşeye sıkıştırılmış adeta şey böyle utançla kendini gizler bir hale getirmiş. Şehrin yok edilişi, bir belleğin yok edilişi, mimari ve kentin tarihi dokusunun, sosyal yaşamının yok edilişiyle ilgili inanılmaz bir gerçekle karşılaştım orada. Çünkü benim yaşadığım zamandaki o evler gözümde olağanüstüydü. Ama ön sözümde söylediğim gibi kendi yaşadığım eve gittiğim zaman bile kızıma evi gösterdiğimde işte bu ev dedim, gerçekten irkildi. Nasıl yani? Sen burası bir in yani. Sen burada nasıl yaşamış olursun ki diye sormadı ama öyle bir bakışla baktı bana. Evet ama o evde, benim yaşadığım o evde şu anda mezbele, gerçekten ben o evin içine girmedim yazarken. Adımımı atıp giremedim, hala giremedim. Hep kapalıydı kapısı. Bir gün açıktı ama giremedim. Giremedim. İtiraf ediyorum. O evde 4 aile yaşıyordu. Bunlardan bir tanesi milli hakemlerimizden Veli Arı. Necdet Veli Arı. Milli hakemdi. Bizim alt yanımızdaki komşumuzdu. Üst katta Alaaddin Bey, tayyareci Alaaddin Bey dedikleri. Pilottu adam ya. Üst katımızda oturuyordu. Aşağıdaki sokaklardan birinde İnhisarlar Müdürü otururdu. Gelmiş. Ve o şu anda Kul Müzesi değil de Yunus Emre bilmem nesi yaptıkları Ziraat Bankası'nın tam karşı Kediseven sokağının köşesindeki o muhteşem yapı, o adam orada çalışırdı. Yani insanlar böyle nikahlar hatırlıyorum. Döpesler giyiyor, siyah döpesler ve nikah kıyıyor. Tüylü şapkalı, dantel eldivenli kadınlar hatırlıyorum. Muhteşemdi yani. Fakat şey, tabii şu anda benim geçen gün CSO'da bir konser vardı. O konsere giderken önünden geçtim. Ne Hergele Meydanı kaldı, ne itfaiye meydanı kaldı, ne Lale Bahçesi dediğimiz bir bahçe vardı. O bahçeyi şu anda Ankara'yı yazanlar bile bilmiyorlar, hatırlamıyorlar. Ne orası kaldı, ne Gazi Lisesi kaldı,
bütün evler yıkıya bırakıldı. 20 yıl bu Melih Gökçe'nin başkan olduğu zamandan bu yana oralar yıkıya bırakıldı. Yıkıldı da bir yer var. Yıkıya, önce yıkıya bırakıldı. Orada yaşayan insanlar yavaş yavaş kovuldular. Çünkü istila oldu. Bir takım insanlar geldi, istilaya uğradı. Ve o istila sonucunda herkes evlerini terk etti. Sonra evler bakımsız bir halde. Bakılmayınca, tabii zaman çok acımasız, elbette ki çok acımasız. O evlerin hepsinin şeyi, halbuki 20 yıl önce o evler restore edilebilirdi, doğru dürüst. Gerçek anlamda restore edilebilirdi ve insanlar kendi evlerinde hala yaşıyor olabilirlerdi. Ama böyle bir şey söz konusu ama olmuyor. Çok büyük ki zaten. Evet. Ama yıkıya bırakıldıktan sonra o evlerin ben sürekli fotoğrafını çekmeye başladım. Öyle bazı